Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT AYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 14. günün ikinci dersine. Bugünü bu dersle birlikte bitireceğiz. Peki ne işleyeceğiz bu dersimizde? İşte çember alan ilişkisi, ağırlık merkezi alan ilişkisi ve önemli olan bir konu, benzerlik alan ilişkisini işleyeceğiz sizinle birlikte. Kitabımızda bakıyoruz. Kaçıncı sayfadayız? Hemen baktık şöyle. 89'dayız. 89'u, 90'ı ve 91'i işleyeceğiz ve bugünü sonlandıracağız. O zaman hadi derse başlayalım. Şimdi işleye çember alan ilişkisiyle başlayacağız. İşleye çember alan ilişkisi aslında kolay. Çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir şey. Şimdi işleye çember neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Daha önce zaten bundan bahsetmiştik. Detaylısını daha sonra, bundan sonra günlerde, gün sonra falan yine bahsedeceğiz zaten. İşleye çember dediğimiz iç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani burası işleye çemberin merkezi ise bu buradan geçen açı ortaydı, buradan geçen açı ortaydı, buradan da geçen de açı ortaydı. Peki alanla ilgili ilişkisi nedir? Buradaki alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Nasıl mı? Hocam şimdi burası atıyorum A iken burası A'nın S katıysa, burası B'nin S katı, burası da C'nin S katı. Sebep nereden geliyor? Sebebi de çok basit aslında. Hocam açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şu yükseklikler eşit. Burada da dik çizsem bu yükseklik de eşit olacak. Çünkü şuradaki açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit. A bakıyorum ki şu üçgenlerin hepsinde yüksekler eşit oldu. Yüksekleri eşit olan üçgenlerde ne oluyordu? Alanlar tabanlarıyla doğru orantılı oluyordu. O yüzden burası A ise burası A'nın S katıdır. Burası B ise burası B'nin S katıdır. Burası da C'nin S katıdır. Burası C olduğundan dolayı. Bu kadar basit. Üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılı. Kollara çizilen dikmelerden dolayı. Hemen öğrenme alanında işi öğrenelim bakalım seninle birlikte. Öğrenme alanındaki A şıkkına bakalım. Taral alan nedir diye soruluyor burada. Ya hocam burada bir üçgenin alanı sorulmuşsa eğer bize. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'di. Hocam burada şura 16 verilmiş. Ne yapacağız? Bir de bu verilmiş bize. Arkadaş yapacağımız hamle belli. Tabana ait yüksekliği çizelim. Çizdikten sonra bir bakıyorum ki şurada hocam açıortay A kollar açılan dikmeler eşit. Bak ispat tekniğiyle yaptık. 5 ise burası da 5'tir. Yani taral alanda ne eşit olacaktır? 16 çarpı 5 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 40. Cevap 40 olur. Bir sonraki soruya geldik. 9 var, 15 var. 3 4 5'in katı. 9 12 15 üçgeninden burası 12 oldu. Taral alan nedir diye soruluyor. Şimdi garip bir dörtgenin alanı soruluyor. Şuraya dikkat edeceğiz. Hocam bu açıortay, bu da açıortay. Burası ne oldu? Açıortayların kesim noktası oldu. Açıortayların kesim noktası olduysa hop bir üçüncü de buradan geliyorsa bu da ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Yani şöyle açıortaylıya göstereyim. İsterseniz 45 diye yazabilirsiniz oraya. Şimdi ne yapacağız? Bu açıortaylar 3 bölgeye ayrıldı. Kollara çizilen dikmeler eşit ya. Yüksekler eşit olduğu için üçgenlerin alanları ne olmak zorunda? Tabanlarıyla doğru orantılı olmak zorunda. Oradaki alanlardaki oranlamayı yazabiliriz. Yani burası 9'un A katıysa burası 12'nin A katı, burası da 15'in A katı diyebiliriz. Peki hocam benden şu ikisinin toplamı isteniyor. Ama biz neyi bulabiliriz? Dik üçgen verilmiş. Dik üçgenin kenarları verilmiş. Ben dik üçgenin alanını bulabilirim. 9, 12, 15'in toplamı kaç? 27, 9 daha 36. 36 A'yı bulabilirim ben. 36 A ne eşit? 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. Hocam şunlar sadeleşse böyle 3 kaldı. O zaman buradan ne geliyor? A'yı ne buluruz? Hocam 3 ile de bu 9 sadeleşirse burada da 3 kaldı. A'yı 3 bölü 2 olarak buluruz. Ama bizden ne isteniyor? 12, 9 daha 21. Taralı alan 21 A'ya eşit oldu. Yani 21 çarpı 3 bölü 2'ye eşit oldu. O da kaça eşit oluyor? 63 bölü 2'ye eşit olur. B şıkkı da bu şekilde. Öğrenme alanında bak ispat tekniklerini de kullandık. Yani direkt ezberleme değil de ispatını da bilelim ki ispat teknikleri de sorularda karşımıza çıkabiliyor. Tamam. Evet geldik örnek 46'ya. Klasik sorularla başlayalım bakalım şöyle. Şimdi 3 verilmiş, 6 verilmiş ve şu bir açıortay verilmiş mi? I işleye çemberin merkezi. AD 3, AC 6 verilmiş. Sonra BIC üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şu CD'den bahsetmek lazımdı. Neyse CD olduğu belli zaten burada. Şurada bir açıortaylık var mı? Var. Açıortayda bak nesi var burada açıortayın? Hocam kolları yok ya da tabanları yok. Ama bu açıortayın bu tarafındaki oran var. O zaman bu tarafındaki oran da aynı olmayacak mı? Hocam sağdan sola 2'ye 1 oran var. Sağdan sola 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2A ise burası da A olacak mı? Olacak. O zaman onu yazalım hemen. Pisagor bağıntısı yapacağız burada. Hocam 2A'nın karesi neye eşittir? 6'nın karesi artı A artı 3'ün karesine eşittir. İşlemle A'yı buluruz. Ama dur. Şimdi burada büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapıyoruz ama büyük üçgende ne var burada? 6 var. 6 varsa hisset ne üçgenidir? 6, 8, 10 üçgenidir. Bakalım hissediyoruz. Acaba bu 6, 8, 10 üçgeni mi? 6, 8, 10 olması için A'nın 5 olması lazım. A yerine 5 yazınca şu ikisinin toplamı 8 yapıyor mu? Yapıyor. Hislerimiz de doğru çıktı. O zaman A'yı 5 bulduk. Alan BIC isteniyor bizden. Şu BIC. Ya şuradaki parçanın alanı isteniyor. Ne yapacağız? Şurası açı
açıortay, burası açıortay. Bir üçüncüyü de ben çizersem bu da açıortay olmak zorunda. Şimdi 6 8 10 üçgeni var. O zaman burası 6A iken burası 8A, burası da 10A diyebiliriz. Sebep kollara çizilen dikmeler eşit olduğu için yüksekler eşit oldu. Dolayısıyla tabanlarıyla doğru orantılıdır alanlar. Ben tüm alanı bulabilirim. Tüm alan 24A yaptı. 24A alanı ne eşit? 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Bu kaç yapıyor o zaman? A'yı 1 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? Alan B, I, C isteniyor. 10A isteniyor yani. A yerine 1 yazınca cevaba 10 diye ulaşırız. Evet, 46. soruyu böylelikle 10 bulduk. Geldik 47. soruya. Şöyle bir sözel bir soru var elimizde. Bir dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 ve işleyen çemberin yarıçapı 2 birimdir. Buna göre dik üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hemen dik üçgeni çizelim. Şöyle bir dik üçgeni çizdik. Bir kenar neymiş? 6'ymış. Hemen 6'yı yazalım şöyle. Sonra bir de işleyen çemberin yarıçapından bahsetmiş. Hocam işleyen çemberin yarıçapı dediği zaman böyle işleyen çemberini çizip yarıçapından mı bahsedeceğiz? Hayır. Aslında işleyen çemberin yarıçapı demek şu açıortayda kola çizilen dik demek. Sebebini söyleyeyim. Şimdi işleyen çemberini çizdiğimiz zaman şöyle. Hocam şu merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bak bunlar yarıçap. 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 Aa, gerçekten de şuradaki kollara çizilen dikmeler yarıçap oldu. Hani bunu da bir özel durum olarak bilin. Zaten ispatında şekildeki mantığında gösterdim. İşleyen çemberin yarıçapı demek burada kollara çizilen dikmeler demek arkadaşım. Yani bu işleyen çemberin yarıçapı böyle çizip de işlem yapacağımıza diğer farklı şekilde de yapabiliriz. Tabii çemberi anlattıktan sonra biz buraya da işleyen çemberi çizip o şekilde de çözüme de ulaşabiliriz. Hani şöyle çizip de hocam burası R, burası R, kare oluştu, burası da R, burası da R. Sonra buraya 6 eksi R kaldı. Burası da 6 eksi R olur. Teğet teğet birbirine eşit olduğundan. Sonra burası ne oldu? Şeyden bahsetmişim, başka bir şeyden bahsetmişim burada. Bir dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 birim ve işte çemberin yarıçapı 2 birim verilmiş. Pardon, şurası 2 verilmiş, 2 verilmiş, 2 verilmiş, 2 verilmiş. O zaman buraya kaç kalır? 4 kalır. Buraya da 4 kalır diyeceksin. Burası A iken burası da A. A artı 4'ün karesi, A artı 2'nin karesi artı 6'nın karesi deyip oradan işlem yapacaksın. Ama çemberi öğrendikten sonra yap. İşleyen çemberin yarıçapını artık öğrendik. Hocam işleyen çemberin yarıçapı şu açıortayları çizdiğimiz zaman böyle, şu açıortayları çizdiğimiz zaman, hatta şuradan da çizelim. Bu açıortayların kesim noktasından kollara çizilen dikmeler olduğunu biliyoruz. O zaman kollara çizilen dikmeler, mesela şuradan bir dik çizdin. Bu 2, bu 2, bu da 2 demek anlamına geliyor. O zaman hocam şuraya bakacak olursak 90, 90, 90, burası da 90 olur. Dikdörtgen çıktı. Karşılıklı kenarlar eşit. 2 ise 2, 2 ise 2, hatta kare çıktı. 2'ye 2'yi yazdım. 4 kaldı buraya. Şimdi şuraya bakacak olursak kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırtları yerler de eşit olacak. O zaman burası da 4. O zaman burada da aynı şekilde kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırtları yerler eşit olacak. Yani burası da A ise burası da A. Şimdi dikkat et. Burada A artı 4 geldi. A artı 4'ün karesi eşittir. A artı 2 var burada. A artı 2'nin karesi artı 6'nın karesi oldu. Şurası da 6 çünkü. İşlem işlem işlemle A'yı bulacağız ki ne üçgendir büyük ihtimalle? Hocam 6 var burada. Büyük ihtimal 6, 8, 10 üçgendir. Gerçekten de 6, 8, 10 mu diye bakalım. Şimdi burası 10. Burası 8 olması için A'ya 6 yazmam lazım. A yerine 6 yazarsam sağlaması diyor mu? 6, 2 daha 8 diyor mu? Tutuyor. Dolayısıyla A buradan 6 çıktı. Dik üçgenin alanı soruluyor bize. Dik üçgenin kenarları 8 ve 6 ya. O zaman alan 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24'e eşit olacak. Evet, örnek 47'de 24 çıktı dostlar. Geldik ağırlık merkezi alan ilişkisi. Arkadaşlar, ağırlık merkezi ile ilgili daha öncesinde biz sorular çözdük zaten. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani oranlamalara bakarak alan dağıtımı yaptık. Burada da yine aynı şekilde oranlamalara bakarak alan dağıtımı yapabileceğimiz sorular olacak. Ama şu iki özel durumu da bilseniz iyi olur. Çünkü gerçekten işimize yarıyor. İspat da zaten şeyden geliyor. Şimdi kenar ortaylar çizildiğinde hocam A ise burası 2A, B ise buranın 2B, C ise buranın 2C olduğunu biliyorum ya. Bir yerden başlayayım. Şuradaki alanı A dersem, çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A'dır. 2A'daki alan şu tepe noktasına göre 2A ise A'daki alan A olur. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A olur. A'daki alan A ise 2A'daki alan 2A olacak. Bunların eşitliğinden dolayı da bunlar da A A diye paylaşır. Yani ne çıktı burada? Gerçekten de şu kenar ortayları çizdiğimde ağırlık merkezi 6 tane eşit parçaya ayırdı alanı. Yani bunu bilelim. ÖSYM'de bununla ilgili çok güzel sorular soruyor. Güzel sorular gerçekten. Güzel sorular karşımıza çıkabiliyor. Bilmeseniz de ispat ile yapabilirsiniz ama ağırlık merkezinde bu şekilde olduğunu da bilmekte fayda. Şimdi ağırlık merkezi sadece kenar ortaylar çizildiğinde değil, ağırlık merkezi verilip de köşelere gittiğinde de yine şu alanların eşitliğinden bahsedebiliriz. Sebep şuraya bakacak olursanız hocam bak buraya kadar 2A. Hocam şurası da bak şöyle 2A. Burası da zaten nedir şöyle baktığı zaman buranın da 2A olduğunu görüyorsun. Yani gerçekten ağırlık merkezinden köşelere gittiğim zaman şuradaki alanlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Yani sen şu 6 parçanın da eşit olduğunu bildikten sonra şuradaki köşelere gittiğinde de şuradaki alanların da eşit olması yorumunda kendin de yapabilirsin zaten. Tamam, şu ikisi gerçekten bizim
bizim için önemli diyebiliriz. Bilmesek de yapabiliyoruz. Bazen de ispat tekniklerini kullanacağız zaten sorularda. Önceki sorularda da zaten böyle bir şey yapmıştık. Şimdi gelelim şuraya. Alan ABC nedir diye soruluyor bize. Ha, burada şu eksiklik var, pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bazen bu eksikler kaçabiliyor. Şimdi G ağırlık merkezi diye yazmam lazımdı. Ya da şu eşitleri şöyle göstermem lazımdı soruda. Soruda şunlar var, tamam mı? Hatta maviyle şey yapayım. Maviyle göstereyim. Şu eşitler soruda olsun arkadaşlar. Şöyle. Şu şu eşit. Şu şu eşit. Şimdi alan ABC nedir diye sorulsun. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam şuraya baktığımız zaman bu bir kenar ortay. Bu bir kenar ortay. Burası ne oldu? Kenar ortayların kesim noktası oldu. E o zaman ağırlık merkezi varsa ağırlık merkezi alan dağıtma hattımıza gelir. Hemen ne yaparız? Bir üçüncüyü de çizeriz. Ağırlık merkezinden alanı ben bu şekilde daha rahat dağıtabiliyorum diye düşünüp şurada kalanların hepsine şöyle A diyebiliriz. E buradan 2 A'nın ben 10 olduğunu biliyorum. A'yı böylelikle kaç bulurum? 5 bulurum. Alan ABC'ye de 6 A. A yerine 5 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 30. Evet. A şıkkını böylelikle 30 bulduk. Geldik B şıkkına. B şıkkında da G ağırlık merkezi demiş. Taralı alan nedir diye soruluyor. Ağırlık merkezinden köşeye köşeye gitmiş. E bir üçüncü köşeye de ben gidecek olursam onu biliyorum çünkü. Burada kalanların hepsini olmak zorunda birbirine eşit olmak zorunda. Ha istersen sen hepsini de şöyle uzatıp 6 eşit parçaya da ayırabilirdin böyle. O şekilde de çıkardı ama ağırlık merkezinden 2 köşeye gittiyse bir üçüncü köşeye de biz götürelim. Orada da 3 eşit parçaya ayırdığını biliyoruz. E burada 3A'nın ne olduğunu biliyorum ben. 3A alanı 8 çarpı 12 bölü 2. Çünkü 8 buradaki 3A dik üçgenin alanı olduğundan dolayı. Hocam şurada şunlar sadeleşse 6. 6 ile de 3 sadeleşse 2. A'yı buradan 16 bulurum. Zaten benden ne isteniyor? Taralı alan yani A alanı isteniyor. Cevap böylelikle 16. Geldik örnek 48'e. Taralı alan nedir diye soruluyor bize şimdi buradaki soruda. Arkadaş hep eşitler verilmiş. Alan mı dağıtacağız? Evet, alan dağıtmayla yapılabilir ama dikkat et. Hocam bu bir kenar ortay, bu da bir kenar ortay. İki kenar ortay olunca aklımıza ne geliyor? Ağırlık merkezi. Hemen üçgeni oluşturalım o zaman. Hop, üçgen oluşturduğum zaman. Hocam buradaki K noktası ne oldu? Şu üçgeni oluşturunca K noktası buradaki üçgenin ağırlık merkezi oldu. Hemen bu üçgeni de şöyle göstereyim istersen. Şöyle gösteriyorum. Şu üçgenin ağırlık merkezi oldu burası. Eyvallah. E madem bu üçgenin ağırlık merkezi, ne yapıyoruz? Bir üçüncü çizgiyi de ben çizecek olursam alanı daha rahat bir şekilde dağıtabilirim. Bir üçüncü çizgiyi çizdim. Burada alanı rahat bir şekilde dağıtıyorum. Yani şunlar hepsi A olmak. Peki hocam ben buradaki çift çizgiyi kullanmak zorundayım şimdi. O zaman çift çizgiye de ben şöyle A diyecek olursam. Dikkat et. A'daki şu alan isteniliyor benden. Tepe noktası burada. O zaman A'daki bak tepe noktası burada. Şu üçgenin alanına bakarım. Ona göre alan dağıtım. E A'daki alana bakıyorum şöyle. Hocam A'daki alan toplamda 3A ise A'daki alan burada da 3A'dır. Alan ABC'yi vermiş bana soruda. Bak dikkat, verilen bilgiyi kullanıyorum. 54. Yani 3, 6, 9A'yı vermiş bana. 9A eşittir 54 ise A'yı buradan ne buluruz? 6 buluruz. Taralı alan isteniyor benden. Taralı alan neresiydi? İşte tam olarak burasıydı. 3, 4, 5A isteniliyor benden. 5A nedir? 6 yazacak olursam 30 olarak bulurum cevabı. Evet, olay bu. Kenar ortaylıklar olduğunda bu ağırlık merkezindeki alan dağıtmayı gerçekten güzel bir şekilde bu şekilde böyle kullanıyor. Geldik 49'a. Evet, güzel bir soru bu da. 49. soru da güzel bir soru. Ki ÖSYM'de benzeri çıktı. Hocam analitik geometriyi koymuşsunuz. Tamam, analitik geometriyi koydum ama yani eksenleri koydum ama bu eksenleri nasıl kullanacağımızı hepimiz biliyoruz. Daha ortaokuldan biliyoruz. Yani analitik geometri sorusu değil aslında bu soru baktığımız zaman. Bu arada bu soruyu analitik geometriden yapanlar da var. Analitik geometriden yapanlar çok uzun yoldan yapıyor. Ama bu şekilde bak kısa yoldan yapacağız şimdi. Şimdi analitik düzlemde burası 2 noktası, burası 4 noktası verilmiş. Buranın 2 olması demek ne demek? Hocam 2, burası da 2 birim demek. Yani şunlar birbirine eşit demek. Hocam burası 3, burası da 3 oldu. Bunlar da birbirine eşit. Aa, analitik geometriye gerek yok. Bak burası hocam kenar ortay oldu. Burası da kenar ortay oldu. İki kenar ortayı kesim noktası üçgende ağırlık merkeziydi. O yüzden hemen burada bir üçgenimi oluşturuyorum. Şöyle üçgeni oluşturdum. Üçgeni oluşturunca da burası tam olarak ne yaptı? Ağırlık merkezi oldu. Hatta bu uzunluk toplamda kaç? 4. Bu uzunluk toplamda kaç? 6. Şimdi madem burası ağırlık merkezi oldu, ne yapacağız burada? Hocam ağırlık merkezi alan dağıtımı. Hop şunu şöyle çizersem A olduğunu biliyorum. Ve tüm alan 6A oldu. Tüm alanda bir dik üçgen olduğu için dik üçgenin kenarları da 6'ya 4 olduğundan dolayı 6 çarpı 4 bölü 2 eşit oldu. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. A yerine 2 yazdığımızda cevaba 4Y'ye ulaşırız. Evet, güzel bir soru değil mi? Ya çoğu insan ne yaptı bu soruda? Bu doğrunun denklemini yazdı. Sonra bu doğrunun denklemini yazdı. Sonra kesim noktasını buldu. Sonra şu üçgeni oluşturdu. Bu üçgenin alanını ayrı, bu üçgenin alanını ayrı buldu. Şuraya A virgül B'yi buldu daha sonra. Çünkü şunu çizdi, şunu çizdi. Hocam burası B dedi, burası da A dedi. Taban çarpı yükseklik bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip analitikten yapanlar uzun yoldan yaptı mesela bunu. Ama kenar ortay olmasını dikkate alıp da buradan üçgenden yapınca ağırlık
merkezinden yapınca soru daha rahat bir şekilde. Evet, geldik örnek 50'ye. GABC üçgenin ağırlık merkezi ve paralellikler verilmiş böyle. Paralellikler verilmiş. Arkadaş, ağırlık merkezinden böyle paralel çizilince ben bunu biliyorum. Burası x iken burası 3x oluyor. Burası y iken burası 3y oluyor ama buradaki oranlamalar bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. E o zaman ne yapacağız? Demek ki ispat tekniğini kullan. E ne yapalım hocam burada? Bu ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Şu ağırlık merkezini şu şekilde kullanabiliriz mesela. Hocam burayı parçalıyor ama dur bakalım. Parçalıyorsa, işime yaramazsa daha farklı bir teknik de uygulayabilirim. Burası a iken burası 2a oldu mu? Oldu. Çünkü ağırlık merkezi de kenar ortay olur ve 1'e 2 oran olur değil mi? Ya hatta şu parçayla şu parça da birbirine eşit olur. Şimdi arkadaş, şu paralelliğe bakacak olursak. Hocam bak burada ne oldu? Bak 1'e 2 oran var. E burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası k iken burası 2a olacak. Hocam burada da aynı şekilde şunlar birbirine paralel. Burada da 1'e 2 oran olacak. Ama şurası şurası eşit ya. 3k ise burası. Burası da k 2k şeklinde ayrılır mı o zaman? Ayrılır. K 2k şeklinde ayrıldı. Aslında n'e 2n yazacaktım. Ama burası ne oldu? Şu parçayla şu parça birbirine eşit ya. O yüzden k'lı oldu. Ve dikkat et, ne oldu burada? Dikkat dikkat. Hocam şu parça 2k, bu parça 2k, bu parça da 2k oldu. Yani aslında burada bir özellik daha bulmuş olduk. Ağırlık merkezinden şöyle paralel çizildiğinde, böyle de paralel çizildiğinde 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. Ama biz nereden yaptık bunu? İspatıyla. Tamam. E sonrasını devam ettirelim o zaman. E sonrasında hocam burada alan dağıtımı yapacağım belli. Oranlamalar var. 2k var, 2k var, 2k var. E alan dağıtalım o zaman. E şurada hocam ben şunu şöyle çizecek olursam. Şimdi şöyle bakıyorum. 2k'da kalan 4 ise 2k'da kalan 4. Şunu da çizsem aynı şekilde. Buradaki de 2k'da alan, burası da 4. E sonra bakıyorum ki ağırlık merkezinden köşeye köşeye gelmiş. Buranın 12 olduğunu biliyorum. Diğer köşeye gittiğimde burası da 12. Burası da 12 olmaz mı? Çünkü ağırlık merkezinden köşelere gittiğimizde şu alanlar birbirine eşit. O zaman burası da 12. Burası da 12. 12'den kaç tane var? 3 tane var. Alan ABC soruluyor bize. E o zaman 3 tane 12'den cevap 36 gelir dostlar. Yani örnek 50'yi de böylelikle 36 bulduk. Bu da güzel bir soru. Oo, bu da güzel bir soru. Bu da çok hoş bir soru. Şimdi bir bahçe ABC üçgeni şeklindedir. Eşit hızdaki 3 hareketli bir bahçenin ağırlık merkezinden bahçenin kenarlarına doğru aynı anda hareket ediyor. Yani şuradan bahçenin kenarlarına doğru hareket edeceğim. Şöyle şöyle ya da bu kenara böyle gideceğim. Bak. Hareketlerden biri AB kenarına en hızlı 3 dakikada. En hızlı. En hızlıysa yolu en kısa tutmam lazım değil mi? Yani yolu en kısa tutayım. Buradan buraya nereye? AB kenarına. Buraya 3 dakikada gideceğim böyle. En kısa yol nedir? Dik olan yol değil midir? Evet. Yani burası 90 derece olacak. Sonra AC kenarından bahsediyor en hızlı. AC kenarına da şöyle çizeyim. Sonra bir de neden bahsediyor? BC kenarından bahsediyor. BC kenarını da çizeyim. Yani buralara böyle dik hızlarla gidecekmiş arkadaşlar. Şimdi buraya AB kenarına en hızlı 3 dakikada diyor. AC kenarına en hızlı 5 dakikada diyor. 5 dakikada. Tamam. Şuraya 5 dakika yazalım. Öbürüne de BC kenarına da en hızlı 6 dakikada ulaşıyor. Arkadaşlar, adamların gittikleri yollar o zaman süreleriyle ters orantılı değil midir? Yani 3, 5, 6 ile ters orantılı olacak değil mi? Yani normalde hocam buraya biz 3 dakikada gidiyorsa 3x yol varsa. Dur bir dakika. Doğru doğru, gittikleri sürelerle doğru orantılı olacak ya. Çok pardon. Gittikleri sürelerle, çünkü bunlar 3 hareketli neydi? Eşit hızdaki 3 hareketli değil mi? X eşittir V çarpı değil. X eşittir V çarpı E değil mi? Evet. Şimdi ben şeye bakacağım. Gittikleri yollarla neye bakacağım? Gittikleri yollarla süreye bakacağım. Süreyle yol ne oluyor? Doğru orantılı oluyor. Yani o zaman buradan buraya 3x gittiyse 5 dakikada burası 5x olur. Burası da 6x olmaz mı dostlar? Olur. Tamam. Bunları yazdık. Bahçenin çevresi 63 metre olduğuna göre AB kaç metredir diye soruluyor bize. Çakal bir soru. Çok çakal bir soru. Ne yapacağız hocam burada? Şimdi burada ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezini kullanmam lazım. Ağırlık merkezinden şuraya dikmelerden bahsediyor. E şimdi buradaki dik varsa tabana ait yüksek. Ya ki taban kenarı da giriyor. AB kenarı da işin içine girecek. AB kenarına da ben şöyle, bizden bu isteniyor zaten. E hocam bu işin içine girdiyse eğer, bu taban varsa, tabana ait yükseklik varsa insanın aklına ne gelir? Bak, beyni zorluyoruz. Verilen bilgiyi kullanıyoruz. İnsanın aklına şu gelir hocam. Ne gelir? Hop şöyle üçgende alan gelir. Şöyle. E ağırlık merkezinde, burada ağırlık merkezi bu. Ağırlık merkezinden köşelere geldiyse, şimdi şu üçgeni bulduysam o zaman bunu da çizelim. 3 eşit parçaya ayrılmaz mı? Ayrılır. Ağırlık merkezinde 3 eşit parçaya ayrılıyor. Yani buradaki üçgenin alanları birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Şimdi bana çevreyi vermiş. O zaman taban kenarlarını yazmak zorundayım burada. Düşünüyorum. E bu yüksekliklerden dolayı taban kenarlarını yazabilir miyim? Yazabilirim. Normalde hocam yüksekler 3, 5, 6 ile orantılı. O zaman taban da 3, 5, 6 ile mi orantılı? Değil. Çünkü bunların alanları birbirine eşit olacak. Şimdi bak şimdi. Birinde 3x var. Birinde 5x var. Birinde 6x var. Şimdi tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı buradaki tabanla yüksekliğin çarpımının yarısına eşit olacak. Buradaki tabanla yüksekliğin çarpımının yarısına eşit olacak. O zaman bunların kaçta birleştiğine bakayım ben. Hocam bunlar 30'da birleşiyor. Hani 30x gibi düşünelim. Ha burada
burayı 30, çarpımları 30x yapalım ki çarpımlarının yarısı birbirine eşit olsun, değil mi? O zaman burada şimdi ben bunun şununla şunun çarpımının 30 olması için buraya ne diyebilirim? Hocam 10y diyebilirim çarpım 30 olması için. Şurasına ne diyebilirim çarpım 30 olması için? 6y diyebilirim. Buraya ne diyebilirim? 5y diyebilirim. Bak dikkat et. Buradaki yükseklerdeki orandan tabanları buldum. Demek ki yüksekler verildiğinde üçgenlerin alanları eşitse tabanları da bu şekilde bulabiliriz. Niye? Taban çarpı yükseklik bölü 2'lerinin eşit olması lazım. Buraya baktım 3, 5, 6 var. Bunları çarpacağım. Çarpımı da hep aynı sayıya eşit olacak. Bunlar da 30'da birleşiyor diye baktım en küçük. 30'da birleşiyorsa dedim burası 30 olması için, şu üçgenin alanı 30 olması için tabanla yüksekliğinin 30 olacak yani. Burası 10y oldu. Burası 6y oldu. Burası da 5y oldu. Şimdi bize çevreyi vermişti. Çevrede kaçtı? Hocam çevre 16, 21. 21y yaptı. 21y'yi de bize 63 olarak vermişti. Değil mi? Evet. Bahçenin çevresi 63 metre. O zaman y'yi buradan 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 10y olduğuna göre y yerine 3 yazarsam cevap böyle ne çıkar? 30 çıkar. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. Zor bir soru. Ama böyle sorularda ihtiyacımız var. Ya en azından buradaki yaptığımız hamleleri belki matematiğe bile kullanabilirsiniz. Yani böyle arada sırada böyle sorular çözdüğümüzde biliyorsunuz. Sınavda çıkar mı? Valla neyin ne olacağı belli olmaz gençler. Bak bazı sorularda şunu söylemiş olmuştuk. Şunu söylemiştim. Evet bu soru sınavda çıkmayabilir ama şuramızı geliştiriyor demiştim. Yani mantığımızı geliştiriyor. Seni geliştiriyor. Seni geliştirdiğin sorudan niye korkuyorsun diye söylemiştim. Ama şimdi bak burada öyle bir şey demedim. Ya böyle bir soru çıkar mı? Tamam çıkmayabilir diyorum. Ama çıkarsa da şaşırmam. Çıkarsa da şaşırmam. Aklında bulursun. Evet örnek 51'i böylelikle 30 bulduk. Geldik benzerlik alan ilişkisine. Şimdi bu cümleyi ben daha önce sana kurmuştum. Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlikte kurmuştum. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yine aynı şeyi söylüyoruz burada. İki üçgen benzerse benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Mesela burada bu üçgenler benzerse. Hocam ABC ile DEF eğer benzerse benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapıyor. Yani buradaki alan 4A ise buradaki alana 9A diyeceğiz. Yalnız sizden tek bir isteğim var. Üçgenler böyle ayrı gayrı verildiğinde evet 4'e 9'u yazabiliyoruz. Ama iç içe verildiğinde iç içe olan üçgenlerde küçük olan ve tamamına dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Mesela şurada örneklerde göstereyim diyeceğim ama şu temel oranta göstereyim mesela sana. Şu temel oranta bak şimdi. Aslında temel orantıda da şunlar benzer ispatını yaparken ne dedik? Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer dedik ya. Atıyorum burası 2 burası 1 olsun. Benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burası 4A iken sakın ha buraya 9A yazma. Niye? Çünkü senin buradaki üçgenle büyük üçgen benzer. Yani tamamının 9A olması lazım. Buna dikkat et. Tamamı 9A olacak. O yüzden buraya ne kalıyor? 5A kalıyor. Aynı şeyi kelebekte de söyleyebiliriz mesela. Şuraya bir kelebek çizeyim. Kelebekteki oran da şöyle mesela. Şunlar paralel ya. Hocam 2'ye 3 olsun. Yine 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burada 4A'ya 9A yazabiliriz. Çünkü üçgenler nasıl burada? Ayrı gayrı olduğu için. İç içe olan üçgenlerde bu şekilde parçalamayı da unutma. Kelebekte temel orantı da bunlar da yine nedir? Benzer üçgenlerdir. Burada da benzerliği de uyguluyor. Burada şeyden bahsettim mi bu arada? Burada notta bahsetmişim gerçi. Olsun. Fazla bilgiden zarar gelmez. Burada bahsetmişim ama sen bunu yazma burada. Bir sonraki yerde zaten bundan bahsedeceğim. İç içe olmasına dikkat edin diye bir uyarıda bulunmuş olayım sadece burada. Evet geldik öğrenme alanına. Öğrenme alanında şöyle bir şey var. Soruya bakıyoruz. Alanlar oranı isteniyor. Arkadaş şurada alanlar oranını bulmak için alan dağıtmam lazım ama şuradaki açılar niye eşit verildi? Ki zaten burada mesela 3'teki alan 3A ise 1'deki alan A deriz. Sonra 2'deki alan bilmem neyse şurayı bilmiyoruz ki burada alan dağıtımı yapabilelim. O zaman burada alan dağıtımı yapamıyorsak bizim şurayı bulmamız. Şimdi şuraya baktığımız zaman birer açı eşit verilmiş. Şu üçgen ve büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Ortak açı kalıbı. Ortak açı burası. Nokta karaladığım üçüncüsü çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncüsü çift çizgidir. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağım. 2 iken 4 oldu burası. Benzerlik oranı kolay bir kat. 2 iken 4. 1'e 2 oran var. O zaman 1'e 2 oran varsa burada çift çizginin karşısı 3 ise çift çizginin karşısı burada 6'dır. Yani bunun tamamı 6 yapar diyeceğiz. O zaman sonrasında burayı 4 bulup da hocam alan dağıtalım bundan sonrasında diyebilirsiniz. Alan dağıtmayla da çıkıyor ama gerek yok. Benzerlik oranında şurayı bulmamıza da gerek yoktu. Çünkü alanlar oranı isteniliyor bizden. Şimdi biz benzerlik oranını kaç bulduk? Şöyle baktığımız zaman 1 bölü 2 bulduk ya. Hemen 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Yani buradaki alan A iken burası 4A demeyeceğiz. Dikkat. Çünkü bizim benzerliğimiz ne burada? Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer. Yani büyük üçgenin alanının 4A olması lazım. Yani buraya ne kaldı o zaman? 3A kaldı. Bizden de A bölü 3A isteniyor. Alanlar oranı. Yani cevap böylelikle 1 bölü 3 çıktı dostlar. Tamam. İşte iç içe olan üçgenlerde buna dikkat ediyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi şu alanlar birbirine eşit verilmiş. Hocam buradaki alan A iken buradaki alan da
A verilmiş. Başka bir şey yapabiliyor muyuz burada? Yapamıyoruz. 90 derece var. Pisagor bağıntısı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalacağız. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa 90'sa büyükte, burası da beta oldu. O zaman bizim buradaki üçgenle neredeki üçgen büyük üçgen benzer değil mi? Evet. O zaman benzerliği uygulayacağız. Benzerlik alan ilişkisi var hatta burada. Şöyle diyebiliriz. Hocam benzerlik oranının karesi. Benzerlik oranının karesi. Benzerlik alan var ya için içinde. O yüzden. Yani 2 bölü x benzerlik oranı, karesi alanlar oranı işte. Alanlar oranı da a bölü a mı? Değil. Dikkat. Benzerlik üçgen, benzer olan üçgenler. Bu üçgenle büyük üçgen. Alanlar oranı a iken bir tanesindeki alan a iken diğerindeki alan 2a. Buna dikkat et. O yüzden bunu böyle 2a yazacaksın. O zaman burada karesini almayayım da şu sadeleşsin, her iki tarafın karekünü alayım. Buradan 2 bölü x neye eşit oldu o zaman? 1 bölü köküye eşit oldu karekünü alınca. X de böyleydi. 2 kökü olarak bulmuş olduk. Ya da tam tersinde kullanabilirsin. Hocam benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. Tam tersi, alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşittir diye söyleyebiliriz. Yani direkt soruya şöyle de başlayabiliriz. Alanlar oranı 1'e 2. 1 bölü 2'nin karekökü yani 1 bölü kök yapıyor. Neye eşittir? Benzerlik oranına eşittir. Burada benzerlik oranı da 2 bölü x. 2 bölü x deyip de direkt 2 köküye de ulaşabilirdik daha doğrusu. Hani şurada benzerlik oranının karesi yazıp öyle hamle yapacağımıza, alanlar da direkt belliyse benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit yerine alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit demek daha mantıklı oluyor gençler. Evet, geldik 52. soruya. Şimdi burada üçgen verilmiş. DEF üçgeni çevresi verilmiş. ABC üçgeni çevresi nedir diye soruluyor bize. Bir de ABC üçgeni biçimindeki bir karton her köşeden eş açılar kullanılarak çizim yapılıp eşit alanlı 4 bölgeye ayrılmış. Eşit alanlı 4 bölge. Hocam A. Burası da A mı oldu? Evet. Hocam alan dağıtabiliyor muyuz? Maalesef dağıtamıyoruz. İşte burası A iken ondan sonra şöyle üçgen oluşturup buranın kaç A olduğunu falan bulamıyoruz. Burada o zaman neye yoğunlaşacağız? Açılara bir yoğunlaşalım. Yani açılara bir dalalım. Dal açılara. Hocam ben şuraya bir alfa dersem, burası da alfa, burası da alfa oldu. Şuraya bir beta dersem, iki iç açı bir dış açı alfa artı beta. Teta dersem alfa artı teta oldu. Buraya da n dersem alfa artı n oldu. Şimdi şuraya bakacak olursam hocam bu üçgen var elimde. Bak alfa artı beta, alfa artı teta, alfa artı n açısı oldu. Aynı şekilde büyük üçgende alfa artı beta, alfa artı teta, alfa artı n oldu mu? Oldu. Yani iki üçgen birbirinin benzeri oldu. İki üçgen birbirine benzerse benzerlik oranı ve alan ilişkisi içine girmiş. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit diyorsam alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit. Buradaki alanlar oranı ne? Alanlar oranı a bölü nedir? Şimdi bizim küçük üçgenle büyük üçgen benzer ya. Büyük üçgen benzer olduğu için büyük üçgenin alanını yazıyorum. 4a. Karekökünü aldım. 1 bölü 4'ün karekökü 1 bölü 2 yaptı. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 yaptı. Şimdi DEF üçgenin çevresi 7 verilmiş. O zaman benzerlik oranı da 1 bölü 2 bulduk ya. Benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına eşit değil midir? Evet. Benzerlik oranı DEF küçük üçgenin 7'ymiş. Diğerinkine de x diyelim o zaman. X de böyle kaç buluruz? 14 olarak buluruz. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2 buldum. Şu üçgenin çevresi. Ya aslında şöyle de yazabilirdik. Hocam burası A iken şöyle diyebiliriz. Benzerlik oranı 1'e 2 ya. Hocam burası A iken burası 2A. Sonra alfa artı teta'nın karşısı B iken burası 2B. Sonra burası C iken de burası 2C diyebiliriz. A artı B artı C 7 ise 2 artı 2B artı 2C de 14 diyebiliriz. Ya da benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. Benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. O zaman 1 bölü 2 eşittir. 7 bölü çevre ABC. Yani X dedik. Dolayısıyla cevabı da 14 diye ulaştık. Bak bu da güzel bir soru. Hoş soru. Benzerliği de bu şekilde hatırlamış oluyor. Geldik buraya örnek 53'e. Örnek 53'te de ne var? Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta. Başka verilen bilgilere bakalım. AC uzunluğu K iken şurası. CE uzunluğu 2K. CE 2K yazdım. Şimdi şu üçgenle bu üçgen benzer. Ama burada beta'nın karşısı. Burada beta'nın karşısı boş. Hocam burada 90'ın karşısı. Burada da 90'ın karşısı X. İki bilinmeyen olacak. Direkt yazınca ne güzel benzerlik oranı 1'e 2'ymiş gibi hissettik ama olmadı. Ne yapacağız hocam burada? Dikkat et, burada beta'nın karşısında K var. Burada 90'ın karşısında K var. Hocam burada beta'nın karşısına ben bir şey getirebilir miyim? Hayır. Ama burada en azından şöyle dik çizerek 90'ın karşısına K getirebilirim değil mi? O yüzden burada 90'ın karşısı, bak burada 90'ın karşısı var ya, bak verilen bilgiler odaklı gidiyoruz her zaman. Hocam burada 90'ın karşısı K. O zaman ben de burada 90'ın karşısı K yapabilirim şöyle dik çizerek. Bak mantığa bak. Alfa burası beta oldu, hatta burası da alfa oldu. Yani şu üçgenle şu üçgenin benzerliği şimdi daha güzel oldu. Çok güzel oldu. Benzerlik oranı 1'e 2 oldu burada. Hocam benzerlik oranı 1'e 2 olduysa alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı burada kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Başka da bir şey yazamıyorum zaten. Verilen bilgileri kullanayım ben şimdi. Burada şöyle bir bilgi verilmiş. Bu 27'ye eşit verilmiş. O zaman karışık olan yere genelde harf veriyorduk. Hocam ben buraya bir
4 alanı dersem, hani dörtler sadeleşsin diye. CDE alanına 4 A dedim. E o zaman hocam benzerlik oranı 1'e 2 ise alanlar oranında 1 bölü 4 yapacak. Hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 ya. E o zaman burası 4 A ise şu üçgenler benzerdi. O zaman burası da A olmak zorunda. Tamam, ne güzel. Şimdi burada şu dörtler sadeleşirse eğer A kalır burada. Eksi A'yı öbür tarafa atlarsam 27 artı A yapar. Alan ABC 27 artı A yaptım. Güzel. Şu alan 27 artı A ise eğer. Hocam A'sı buradaysa buraya da 27 mi kaldı? Evet. Vay, çok güzel bir soru gerçek. Bu alan 27. Şuraya n dersem o zaman 6 çarpı n bölü 2 eşittir 27 ise n'i buradan 9 buluruz. N 9. A benden x isteniyor. Eksi bulacağım. Hocam şuraya baktığım zaman dikten dik çizilmiş. Burası var. Şurası eksik. O zaman şuraya bir n diyeyim. 6'nın karesi de buraya m diyeyim bu sefer. 9 çarpı m'e eşit. M'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A benden şunun tamamı isteniyor. Yani x böylelikle 4 artı 9'dan kaça eşit oldu? 13'e eşit oldu. Gerçekten bu da hoş bir soruydu arkadaşlar. Ama ne yaptık? K ve 2K'nın mantığını kullandık burada. K ve 2K'nın mantığını kullandık. Geldik nota. Biraz önce de bahsettim ama burada da bahsettim. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında bu temel orantıda ispatını yaptığımızda bu üçgenle büyük üçgenin benzer olduğunu zaten söylemiştik. Benzerlik oranı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Yani burası 9A iken tamamı 16A olacak iç içe olanlarda. Dikkat. Buraya ne kalır? 7A kalır. Hocam burada da 2 bölü 6. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 yaptı. Üçgenler ayrı ayrı olduğu için burası da 9A oldu. Ha, ben sana burada ekstradan şu bilgiyi verebilirim. Şöyle gençler, şöyle bir şeyle karşılaştığınız zaman, şöyle uzatayım hata istersen. Böyle bir bilgiyle karşılaştığınız zaman dikkat, dikkat, dikkat. Şunlar şöyle eşit olduğunda, bak şunlar şöyle eşit olduğunda ya da yan taraflar şöyle eşit olduğunda. Şimdi benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesine 1 bölü 4. O zaman A iken tamamı 4A, buraya 3A kaldı. Sonra burada 1 bölü 3 oran var. Şuraya kadar bakacak olursam. 1 bölü 9. Yani A iken, şurası A iken tamamı 9A olacak. E o zaman buraya ne kaldı? 5A kaldı. Şuraya bakacak olursan hocam 1 bölü 4. 1 bölü 16 yapıyor karesi. O zaman burası A iken tamamı 16A olacak. Buraya 7A kaldı. Bir şey fark ettin mi? Bu şekilde eşit olduğunda 1, 3, 5, 7, evet 9, 11 tek sayılar halinde de gidebiliyor dostlar. Bu da bir bilgi olsun. Ama biz sorularda bunu bu şekilde kullanabiliriz de ya da benzerlik alan çizgisinden de sonuca da ulaşabiliriz de. İstediği şekilde yapabiliriz. Tamam, sana kalmış. Evet, notumuzu gördük. Geldik 54. soruya. ABC bir üçgen. Paralellik verilmiş. AF bölü FC verilmiş 2 diye. Hocam burası 2K iken burası K verilmiş. E madem şu paralel verilmiş, 2'ye bir oran var burada. E o zaman burası da 2A ise burası da A oldu mu? Oldu. BD verilmiş 2B iken BD bölü DC 3 verilmiş burada da. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları, bu alanlar oranı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şuraya bakacak olursak hocam şuradan başlayayım. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Yani burası 4A iken tamamı 9A, buraya 5A kaldı. Şimdi buradan buraya geçiş yapabilirim aslında. 2B'de kalan şuysa buradaki olan bu. Sonra burayı büyükten küçüğe doğru paylaştığıma biraz zor olabilir. Sonuçta oran isteniliyor. Burada da ayrı yapayım. 2 bölü 3'ün karesi yine 4 bölü 9. E 4 bölü 9 olduğu için de o zaman ne diyeceğiz? Hocam burası 4B ise burası da 5B oldu mu? Oldu. E şimdi buradan şu oranlamayı biz nasıl kullanacağız? Hocam 2 bölü 3 oran var ya, tabandaki oran alandaki orana eşittir. 9A bölü 9B'ye eşit değil midir? Evet. 9A bölü 9B'ye eşittir. Gitti gitti. Yani ben buradan ne buldum arkadaşım? A bölü B'yi 2 bölü 3 olarak buldum. Benden ne isteniyor? S1 bölü S2 isteniyor. Yani S1 dediğimiz 4A bölü S2 dediğimiz 5B eşittir nedir diye soruluyor bize. E bu da arkadaş 4 bölü 5 çarpı A bölü B değil midir? Evet. Yani 4 bölü 5 çarpı A bölü B'yi de kaç bulduk yukarıda? Şurada 2 bölü 3 bulduk. 2 bölü 3 dersek bu da 8 bölü 15 gelir mi dostlar? Gelir. Dediğim gibi bu soruda hocam 2B'deki 9A iken buradaki bilmem ne A deyip sonra buraya paylaştırmak zor geldi. Ayrı ayrı yazdım. Sonra bunları oranlayınca direkt şu A bölü B geldi dostlar. Diğer türlü de yapabilirdiniz ama bir tık zorlanabilirdiniz. Şimdi bunlarla ilgili şöyle yeni sorulara bakalım temel orantıyla. Bir müzik programının en yüksek ses seviyesi 5. kademedir. 1. kademe, 2. kademe, 3. kademe, 4. kademe, 5. kademe. O şekilde. Her kademenin yataydaki uzunluğu, her kademe arasındaki boşluğun yataydaki uzunluğunun 2 katıdır. Yani şurası K iken burası 2K, burası 2K, K, 2K, K, 2K, K, 2K diye verilmiş bize burada bu. Ses seviyesi 2. kademede açıldığında toplam taralı alan 40. E o zaman ben buradaki alanı bulacağım kardeşim. Aa, biraz önce şey öğrettim. Aslında şöyle. Hocam 2 bölü 3'ün karesi deyip işlem yapabilirim aslında burada. 4 bölü 9. Buraya 5A kaldı. Sonra 2 bölü bilmem neyin karesi deyip şurayı bulabilirim. Sonra 2 bölü bilmem neyin karesi deyip şurayı bulabilirim. Sonra 2 bölü bilmem neyin karesi deyip burayı bulabilirim. Böyle gidiş yapabilirim. Ama biz ne biliyoruz dostlar? Şunu biliyoruz. Şunu biliyoruz. Bak 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 bak. Şöyle eşit olduğunda, şu eşit olduğunda, hepsi K K K K K olduğunda tek sayılar halinde gitmiyor muydu? Evet. Tek sayılar
halinde gidiyordu. A bak şimdi. A 3A 5A. Çünkü ben buraları ne yaptım böyle yaparak? KK yaptım. Yani şunları böyle eşit 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 şeklinde yaptım. Yani bu o yüzden eşit eşit yani 2K'ya K olduğu için 2K'yı KK diye pay 2K'yı KK diye paylaştırdım ya da parçaladım. Dolayısıyla oradan daha rahat bir şekilde dağıtıyorum. 1 3 5 7 diye gideceğim artık. 7 9 11 ondan sonra burası kaç yapıyor? 13 15 17 19 21 23 25 ve 27A diye gitti. Şimdi bana ne demişti soruda? 4. kademede olduğunda toplam taralı alan. Ses seviyesi 4. kademede pardon 2. kademede açıldığında toplam alan. Şundan bahsediyor bize. 9 7 daha 16 20A. Evet bize 20A'yı vermiş. 20A eşittir 40 verilmiş. A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Ses seviyesi 4. kademede olduğunda. Yani şundan bahsediyor. 2. kademede şundan bahsediyor. Burası da şurayı bir göstereyim yine de. Burası 4A. Burası da 16A bulduk ya dostlar. O yüzden 20A eşittir 40'dan A'yı 2 bulduk. Ses seviyesi 4. kademede olduğunda. Hocam 4. kademe neresi? 1 burası. Niye silgiyi seçtin kardeşim? 1 burası. 2 burası. 3 burası. 4 burası. Yani ses seviyesi buraya geldiğinde bizden toplam taralı alan nedir diye soruluyor. Yani bakacağız şimdi arkadaş. Burada ne var? 9. Burada ne var? 4. Burada ne var? 16. Yazıyorum. 4A artı 16A artı. Sonra burada ne var? Hocam burada da 28A var. 28A artı. Sonra burada ne var? Burada da şu ikisinin toplamı. 40A mı yapıyor? Evet. Artı 40A yaptı. Şimdi topladık. 40, 20 daha. 60, 60, 88 mi yapıyor? Evet. 88A yaptı arkadaşım. Zaten A 2 idi. A yerine 2 yazdığımızda. 8, 8, 16, 16, 176 mi yaptı o zaman? Evet. 4. kademeye geldiğinde toplamdaki taralı alan şurası, şurası, şurası artı şurası yaptı. Yani cevap böylelikle 176'ya eşit oldu arkadaşlar. Ses seviyesiyle alakalı. Bak ne yaptık? Temel orantıyı ses seviyesine çevirdik sadece. Ya ÖSYM'de çevirdi. Haberin olsun. O soruyu biraz bu şekilde çevirdim ben de. Güzel bir soru. Cevap da 176 oldu. Evet geldik. Başka bir yeni nesil soru ve bugünün son sorusundayız. Bunu da şeye çevirdim ben. Yani yeni nesil soruya çevirdim. Bak klasik bir soruyu yeni nesil bir soruya çevirdim. Aşağıdaki şekilde bir bıçak ve bıçağın üçgen şeklindeki metal kısmının kılıflı hali gösterilmektedir. Tam metal kısmını böyle kılıfla örtmüşüm. Sonra bıçağın metal kısmının yüzey alanının %36'lık kısmı çıkarılmış hali şekildeki gibidir. Yani burada %36'lık kısmını çıkartmışım böyle. Ne yapmışım? Şu kılıfı geriye çekmişim. Yani oradaki sözel cümleyi anlayın arkadaşlar. Konu anlatımı olduğu için çok sıkıntı değil. Çok da fazla da karıştırmak istemedim burada. Yani şuraya dik olacak şekilde de geri doğru çekildiğinde de denilebilir. Ama direkt zaten burada ne yapmışız? Kılıfı geri doğru çekmişiz demişiz ya. Onu da anlayın. Çapraz geri doğru çekmeyiz yani değil mi? Şöyle bıçak böyle yani şöyle geri çekeriz. Hani şöyle eğip de geri çekmeyiz herhalde değil mi? Evet bunu böyle çektik. Aşağı yukarı oynatmadık yani şunu şöyle. Onu anlayın. Peki sonra bıçak 6 cm daha geri çekilirse yüzey alanı %84'lük kısmı görünmektedir. Şimdi bıçağın geri çekilmiş halini ilk başta ben şurada yapayım. Şurada şöyle geri çekince kaçlık kısmı %36'lık kısmın çıkmış hali aşağıdaki gibi. Yani burası %36'lık kısmı. E o zaman hocam ben buraya 36A dersem bunun tamamı ne yapıyor? Hocam şuraya ne kaldı o zaman? 64A mı kaldı? Evet. Şuraya 64A kaldı. Şöyle göstereyim şurayı. 64A kaldı. E o zaman ben burada bu 64A'dan dolayı şunlar da birbirine paralel ya. Şunu yapabilirim. Benzerlik alan ilişkisini uygulayabilirim. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya da alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit olacak. O yüzden buraya geldim. Hocam şöyle yaptım. Benzerlik oranı derken şuradaki oranı ben bulmuş olurum böyle. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Tam tersi alanlar oranı. Bak dikkat et. Bu üçgenle büyük üçgen benzer. Alanlar oranı ne yapıyor? 64 bölü tamamı 100. O zaman yazıyorum. 64 bölü 100'ün karekökü de benzerlik oranına eşittir. Yani neye eşit oldu o zaman burada? 8 bölü 10'a eşit oldu. Yani burası 8K iken tamamı 10K'dır. Buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Sadeleştirmeyi yap. Sonrasında da bıçak 6 cm daha geri çekildiğinde şu şekilde bıçağı geri çekiyorum. Ne kadar geri çekiyorum? Şöyle 6 cm daha geri çekiyorum. Evet burada şunu siyahla göstereyim istersen. Şurayı 6 cm daha geri çektiğimde o zaman çekilirse yüzey alanının %84'lük kısmı gözüküyor. Arkadaş gözüken kısmı bu sefer %84'lük kısmı. Yani 84A. Gözükmeyen kısmı ne olacak o zaman? İşte tam olarak burası 16A mı olacak? Evet. E o zaman şimdi şu paralellikte ben yine temel orantıyı kullanabilirim. Şu paralelliğe bakacak olursam benzerlik oranı bu sefer şu bölü tamamı yapmıyor mu? Yapıyor. Yani bu bölü tamamı benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Alanlar oranının karekökü alanlar oranı bu sefer 16A bölü 100A değil mi? Çünkü şu benzerlikte şu bölü tamamı derken bu üçgen bölü tüm üçgenden bahsediyorum. 16A tümüne de biz 100A demiştik zaten. 16 bölü 100'ün karekökünü alacağım. Hocam A'lar sadeleşti. Bu da 4 bölü 10 yaptı. Yani o zaman
toplam burada 4 bölü 10 olacak. Tamamı 10K ise buraya 4K kalmadı mı? Evet. Dikkat. Şurası 8K idi. O zaman burası da 4K'lı kısım mı oldu? Aynen öyle. O zaman olay bitti kardeşim. Benzerlikte dikkat. Hocam 4K, 4K, 2K. Şimdi temel orantıda şunlar birbirine eşitse. O zaman şuradaki mesafe de yine 6 olmak zorunda değil mi? Şurada göstereyim. Şurada nerede göstereyim? Mecbur orada göstereceğim. Kusura bakma. Evet. Şuradaki benzerlikten dolayı. Hocam 4K'da burası 6 ise 4K'da burası da 6 yapar. Burada da 2'ye 1 oran var. Hani 4 bölü 2 ya. O zaman burası da kaç yapar? 3 yapar. Evet. Burada gösteriyorum. Nerede göstereyim? Şu en altta göstereyim şöyle. Hocam şurası, şurası ve şurasından bahsediyorum. Dikkat. Hocam şuraya bakacak olursak tekrar söylüyorum. Burası 4K'lık kısım 6 ise 4K'lık kısım 6 olmak zorunda şuradaki uzunluk. Hemen şuraya 6'yı yazdım. Buraya da 6'yı yazdım. Hatta yeşil kalemle yazayım da ayrı bir şekilde olduğu gözüksün burada. Şurası 6. Burası 6 oldu. Şuraya baktığım zaman da 4'e 2 oran var. Yani 2'ye 1 oran var. 6 ise burası da kaç olmak zorunda benzerlikten dolayı? 3 olacak. Yani bu bıçağın uzunluğu da toplamda şurası olacak. 6, 6, 12, 3 daha 15. Metal kısmının uzunluğu yani yüksekliği soruluyor bize. Yani şuradaki yükseklik soruluyor. 6 burası, 6 burası. Burası da 3. Toplamda da ben burayı kaç bulmuş oldum? 15 bulmuş oldum. Gerçekten çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Bak bu ayarda bir soru çıkmadı. Önümüzdeki sene. Bak aynen bu madde soru. Hani yüzdelik kısmı koyarlar, onu koyarlar, bunu koyarlar. Bu ayarda bir soruyla karşılaşabilirsin. O yüzden önemli bir soru tipi diyebilirim sana. Burada bu soruyu şöyle bir gel buraya yıldız at kardeşim. Bak yıldız at. Böyle bir soruyla karşılaşırsın. Gerçekten çok hoş. Evet 56'yı da bitirdik. Vay. Nereye geldik? Açı kenar bağıntılarına geldik. Arkadaş açı kenar bağıntıları da artık bir sonraki günün yani 15. günün konusu. Şimdi ne yapıyoruz? Gelelim bakalım başa. Şu şafak sayarımıza bir tik koyalım kardeşim. Şöyle tiki koyacağız. Koyuyoruz. Kaçı bitirdik? 14'ü. Şöyle tiki koyduk ama. Sonra bakıyoruz şurada. Hocam burada. Buraya da tiki koyduk. Ödevimiz var mı? Var. Soru bankası. Arkada gözüküyor zaten. Soru bankasından sayfa numarası 62 ve 71'i çözeceksin. Ve lütfen bu konuya da önem ver. Sonra haftalık programı yapanlara gelelim şöyle. Haftalık programı yapanlarda da hop 7. hafta böylelikle bitmiş oluyor. Yani 13. ve 14. günler biterek 7. hafta bitti. Harika gidiyoruz. Üçgenlerin bitimine az kaldı. Üçgenler biten sonra da zaten hatta bu zamana kadar zaten çok iyi geldiniz. Maşallahınız var. Bu zamana kadar ki geldiğiniz bilgilerle şu an TYT'de 5 yani TYT'nin yarısını yapabilecek konudasınız. Güven kendine. Sadece üçgen değil dörtgenleri de üçgen bilgisinden yapabilecek seviyedesin. Sakın ama sakın korkma. Devam çalışmaya. Evet gençler böylelikle bugünü bitirdik. 14'ü bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 15. günde değil mi? 14 bitti. 15. günde ne anlatacağız size? Açı kenar bağıntılarını anlatacağız. Açı kenar bağıntılarında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.